Ordu valisi Orhan Düzgün'ün Çambaşı yaylasının yolunun 12 ay açık kalacağı şeklinde yaptığı açıklamaya, yaylaya çıkan Ozan Salih Sarı sazı ile teşekkür etti. Saçlarım ay gar yağdı, gar yağdı, gar yağdı da kalkmıyor. Kışın 2 metreye kadar yükselen kar kalınlığı nedeniyle Çambaşı yaylası kullanılamıyordu. Kara rağmen Kurban Bayramı'nda Çambaşı yollarının açık olmasını fırsat bilen vatandaşlar burada karşıladı. Havaların güneşli olmasını değerlendiren vatandaşlar yaylaya çıkarak kar üstünde yemeklerini yaparak çaylarını yudumladı. Çay iyi geldi valla. Çambaşı'na bayram günü çıkan Karadeniz Bayrak gazetesi sahibi Ahmet Bayrak, objektifine takılanları paylaştı. Kar üstünde bayram günü Çambaşı'na çıkmanın mutluluğunu yaşayan Salih Sarı, eline aldığı sazıyla birbirinden güzel türküleri seslendirdi. Nasıl bu dünyada ölüm var, ölüm var, ölümlüdür canlılar. Yarını can atmaz, sızlatmaz, yar sevenir fanlılar. Atım ciri doylamasın. İki sene asker oldum, nazlı yârim ağlamasın. İki sene asker oldum, nazlı yârim ağlamasın. Karlı dağlar olmasaydı, lalelerimiz olmasaydı. Sarı, havaların güneşli olmasını fırsat bilerek yaylaya çıktım. Çocukluğumuz Çambaşı yaylasında geçti. Tek mezar, turnalık arasında gençliğimde hep gezdim. Doğayı sevdiğim için güneşli havayı fırsat bilerek hemen yaylaya çıktım dedi. Bura bizim yaylamız. Çocukluğumuzun, ta çocukluğumuzun buralarda geldi geçti. 30 sene kamyonculuk yaptım ben bu dağlarda. Tek mezardan turnalık arası gençliğimizin geçtiği yerler. Saz çaldığımız yerler. Doğayı seviyoruz. Daha doğrusu doğanın çocuklarıyız yani. İnsanlar nerede doğduysa burada. Sarı, bu sene Sayın Valimiz Çambaşı yolunun kapanmayacağını söylediği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, turizmi bilen bir vali olduğu için çok seviniyorum. Yolların açık kalması halinde kışın da yaylaya çıkabileceğim. Çambaşı kayak turizmi için çok ideal dedi. Tabii bu sene Allah izin verirse Çambaşı'nın yolunun kapanmayacağını söylüyorlar. Evet. Bizim Yokuşlu Belediye Başkanımız da Çambaşı'na biraz hizmeti var. Bu sene iki tane kepçesi var. Devamlı yolun açık kalacağını söylüyor. Ayrıca bir de Aydoğdu Otel var Çambaşı'nda. Orası da güzel bir otel yani. Aşağı yukarı bir 70-80 kişi ağırlayabiliyor. Kaloriferli. Orada açık. Şu anda orası da açık. Yol devamlı açık olduğu zaman. Yani yollar devamlı açık olacağını söylüyorlar bize. İzmir'den Namık Altaş'ın misafiri olarak Çambaşı Yaylası'na geldiğini söyleyen Ömer Topuz'sa, yaylayı çok beğeniyorum. İkinci kez geldim. Kar altında yemeğimizi yedik. Çok eğlenceli geçti diye konuştu. Vallahi iki sene üstüne geldik. Çok beğendik Çambaşı Yaylası'nı. Hamsiyi yedik karın üstünde. Izgara yaptık. Şimdi buradan Rize'ye doğru devam ediyoruz. Evet. Orada nasip olursa etleri yiyeceğiz. Ya bayramı değerlendiriyoruz. Bayramı bu şekilde değerlendiriyoruz. İsim soy isimleri efendim. Ömer Kopuz. Ömer Bey, evet. Ordu'ya hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Evet, buradan da Rize'ye selam gönderiyoruz. Hadi, siz gidene selam, kadar sizin adınıza.
geçtiği zaman böyle. Yar bendir umut kesmiş, halim yaman böyle. Halim yaman böyle. Dağlar duman böyle, geçtiği zaman böyle. Yar benden umut kesmiş, halim yaman böyle. Halim yaman böyle.